Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz metalürji mühendisi Abdullah Şahin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. 1960 Sivas doğumluyum. 1982 senesinde İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Fakültesinden mezun olduktan sonra malum askerlik hizmetini tamamladım. 2,5 yıl kadar bir döküm sektöründe çalıştıktan sonra da Ereğli Demir Çelik Fabrikaları, ki bizim mesleğimizin ikincil okuludur. Tabii. Orada çalışmaya başladım. Malum Karadeniz Ereğli'de fabrikamız. Ancak ben İstanbul Bölge Satış Müdürlüğü bünyesinde müşteri teknik hizmetler mühendisi olarak göreve başladım. Daha sonra 2006 yılında emekli oldum Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında. Ama özel sektörde yine aynı mesleği ve satış işini yapmaya devam ediyorum. Çok güzel. Harika bir eğitim ve mesleki kariyere sahipsiniz. Çok tebrikler, başarılar diliyoruz efendim. Peki bu sektöre girmeye nasıl karar verdiniz? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Eğitiminiz de o konuda ve çok güzel bir üniversitede. Şöyle, ben üniversiteye girmeden evvel, şimdi rahmetli oldu, abim de metalürji mühendisiydi. Oradan bir kulak dolgunluğu ve sempati oluştu bende. Rol model oldu size. Evet. Ne güzel. Hatta kendisi yurt dışında doktora yapmıştı. Kendisini o zaman da ziyaret etmiştik. Oradaki üniversiteyi falan gördük. Beraber gittik falan. O beni etkiledi herhalde ki metalürjiyi bilerek ve isteyerek seçtiğim bir alanda için, ne güzel. Bayağı da bir başarılı oldum diyebilirim. Çok güzel, kesinlikle. En büyük yerlerde çünkü çalışmışsınız. Çünkü metalürji şu anda da hala öyle. Hele o yıllarda çok rağbet edilen, çok bilinen bir meslek değildi. Çok az kişi biliyordu. Hala bile şu anda telaffuz etmekte bile zorluk çekiliyor, biliyorsunuz. Doğru, maalesef. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? Tabii. Şimdi metalürji mühendisi olarak tabii Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında çalışırken mesleğimle ilintili olarak müşteri teknik hizmetleri mühendisi olarak görev yaptım. Ben bugün bu sohbetimizde onu ön plana çıkararak sohbetimize devam etmek istiyorum. Yaptığımız iş satış öncesi ve satış sonrası müşterilere teknik hizmet vermek, yönlendirmek ve satış sonrasında oluşabilecek problemlere çözüm aramak, onları incelemek, neticelendirmek gibi görevlerimiz vardı. Harika, çok güzel. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir acaba? Malum Ereğli Demir Çelik Fabrikaları bu bizim sektörün yassı mamul olarak tek üreticisi idi o yıllarda. 1986 yılından bahsediyorum. Ben oraya göreve başladığımda daha böyle özel demir çelik üreticileri yoktu. Ereğli Demir Çelik'in müşteri portföyü çok geniş. Sanayici, tüccar, çelik servis merkezi dediğimiz müşterilere hizmet veren ikinci sanayi kuruluşları da olmak üzere. Bu müşterilere hizmet vermek, hele hele o tarihler için konuşuyorum. Satış öncesi teknik hizmet vermek, satış sonrası bu hizmeti devam ettirmek hayli zor bir iş. Meziyet gerektiren ve çalışma gerektiren bir iş. Müşterilerle devamlı temas halinde olmak, onlarla sıkı bir işbirliği içerisinde olmak, olmayı gerektiriyor yaptığımız görev. Ben hele ki şöyle bir özelliğim var. Ereğli Demir Çelik Fabrikalarına girdiğimde hem başka bir üretici yok idi, hem de Ereğli Demir Çelik'te başka bir müşteri teknik hizmetler mühendisi yoktu. Ben aşağı yukarı 12-13 yıl tek başıma bu görevi gördüm. İstanbul'da istihdam edildiğim için başta Marmara bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'deki sanayi kuruluşları başta olmak üzere tüm firmalara bu hizmeti vermeye başladık.
Daha sonra işte 2000'li yılların başında bu sektör, yani daha doğrusu bizim müşteri teknik hizmetler bölümü bir departman olarak kuruldu, çoğaldı. Daha sonra diğer demir çelik üreticileri açıldı. Onlar hizmete başladıktan sonra onlar da bünyesinde yine müşteri teknik hizmetler mühendisi barındırmaya ve çalıştırmaya başladılar. Ama ben dediğim gibi 12-13 yıl tek başıma bu görevi sürdürdüm. Dolayısıyla Türkiye'nin ilk müşteri teknik hizmetler mühendisiyim diyebilirim. Harika. İngilizce CTS diye tabir edilen Customer Technical Service mühendisi. Şu anda 30-40 civarı herhalde bu sektörde, bizim yassı mamu sektöründe şey vardır. Müşteri teknik hizmetleri mühendisi vardır. Evet. Çok güzel. Tabii bu çok ağır bir sorumluluk. Kesinlikle. Çünkü çok önemli bir konu maden konusu, değil mi? Evet. O kadar evet. Önemli ki. Peki ülkemizde bu madenlerin çıkarılması ve işletilmesi nasıl bir prosedüre tabidir? Şimdi Türkiye'de o tarihçiler için konuşuyorum. Entegre kuruluş olarak Ereğli Demir Çelik Fabrikaları, Karabük ve İskenderun var idi. Karabük ve İskenderun o tarihlerde sadece uzun mamul üretimine yönelik üretim yapıyordu. Yassı mamul, yani saç dediğimiz mamulü sadece Ereğli Demir Çelik Fabrikaları üretiyordu. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları entegre bir kuruluş. Dolayısıyla cevherden üretim yapılıyordu. Cevherde devlet kurumları yapıyor bunları. Kamu ama, iştiraki gibi. Evet. Yani kit benzeri bir şeydi. Yapıda. Yani tek kuruluş olduğu için daha sonra özel demir çelik üreticileri hurdadan üreterek yassı mamul yapmaya başladı ama onların gerek ebatsal gerekse kalite açısından belli sınırlamaları var. Ereğli Demir Çelik gibi değil tabii ki. Ama günümüzde bu sayı arttı değil mi? Arttı. Birçok kuruluş var. 8-10 firma var, evet. Var, evet. Yani bunlar hep kamu iktisadi teşebbüsü mü? Yok, hepsi özel. Hep tamamen özel hepsi şahıs. Özel. Ereğli dışındakilerin hepsi özel. Ereğli hatta dışında. Ereğli de özelleşti zaten. O da özelleşti. Hepsi özel oldu. Evet. Evet. Yani peki maden çıkarma işlemi bunu özel bir kuruluş yapabiliyor o zaman? Şu an için madenden, yani cevherden üretim yapan sadece halihazırda Erdemir, Kardemir, İsdemir üçü olduğu için özel çıkartım yok. Yine evet. Devlete ait. Devlete ait. Firmaların kendi ocakları var. Oradan çıkartıyorlar. Zaten bunlar yetersiz. Yani biz de artmalı. Türkiye'de... Tabii, çünkü çok madenlerimiz var. Bizim. Evet. Demir madenleri bizim demir çelik üretiminde kullanımına yeterli miktarda değil. Tabii. İthal ediliyor. Yaklaşık %50-%50 gibi düşünebiliriz. Evet. Nerelerden geliyor daha çok? Balkanlar, Güney Afrika, veya... Rusya, Güney Amerika ülkelerinden. Bayağı Güney Amerika'dan evet, da gelen var yani. Geliyor. Gerçi ben dedim civarda yakın ülkelerden mi? Yok. Brezilya var. Güney Afrika ülkeleri var. Rusya var ağırlıklı. Demir çelik, özel demir çelik üreticileri de hurdadan bu imalatı yaparak saç üretiyorlar. Onlar da hurdadan yaptıkları için onların kalitesi çok önemli. Türkiye'de yeteri miktarda kaliteli hurda olmuyor maalesef. Onlar da yine ağırlıklı olarak ithal oluyor. Kullanıyorlar. Evet, doğru. Benim bu görevi yaparken... Tabii şanssızlığım hem ilk hem tek olmam biraz özveri gerektiriyordu. Tabii. Meziyet de gerektiriyor tabii. Kesinlikle. Ama ben çok meraklı bir çalışandım. Evet. İstanbul'da olmama rağmen sık sık Karadeniz Ereğli'ye gidip ayda 2-3 defa gidip 3'er 4'er gün orada kalarak üretimin yapıldığı hatları gezerek, ilgili işte mühendisler, baş mühendislerle görüşerek, hatta ustabaşları, formenler, işçilerle görüşerek üretimin püf noktalarını öğrenmeye çalıştım. Çünkü öyle bir görev ki müşteriye gittiğinizde
Erdemir'deki üretimi çok iyi bilmeniz lazım. Müşteri karşısında teknik aciz duruma düşmemek ve gerekli bilgileri, müşterilerin istediği bilgileri vermek gerekiyordu. Kesinlikle. Bunun için çok çalıştım. Ne güzel, harika. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özellikler gerekir? Tavsiyeniz nedir? Ya biraz önce de söylediğim gibi bu çok özveri gerektiren bir meslek. Kesinlikle. Aslında tabii doğuştan gelen meziyetler de var. Hı. Bu işin temelinde müşteri ilişkileri geliyor. Evet. Yani insan ilişkileri malum. Hı. İletişim etkin olacak, evet, kuvvetli. Evet, iletişim çok önemli. İkna edici olmanız lazım. Hı. Kendinize güvenmeniz, özverili olmanız lazım. Sabırlı olmanız lazım. Tabii. Çünkü iki yönlü bir iş. Evet. Müşteriye gittiğimizde Erdemir oluyoruz. Tabii. Fabrikaya gittiğimizde müşteri oluyoruz. Doğru. Yani müşteri olduğunuz zaman da fabrikadaki üretim yapan kişilerin, hı-hı, müşterilerin taleplerini, hı-hı, isteklerini yapabilmeleri için onu iyi aktarmanız lazım. Hı-hı. Doğru aktarmanız, kesinlikle, lazım. Çok önemli. Dolayısıyla bu görevi yapabilecek her şeyden önce merak lazım. Evet. Tabii bilgi malum, okul tabii ki çok kaçınılmaz. Çok güzel bir nosyon teknik veren. Teknik bilgi verecek. Tabii ki İstanbul muhakkak. Teknik Üniversitesi özellikle bu konuda bilgi açısından çok önemli bir okul. Ama esas okul her zaman çalışılan iş, doğru, yapılan iş. Tabii, pratiğe uygulamak bilgileri. Tabii, pratikte kendini, insanın geliştirmesi lazım. Çok önemli. Özverili olmak lazım. Hı-hı. Çalışkan olmak lazım. Çalışmak muhakkak lazım. Çok her önemli şeyden önce işini severek yapmak, tabii, lazım. Tutkuyla bağlı olacaksınız, tabii, sahipleneceksiniz. Tabii ki. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Bu benim yaptığım meslek biliyorsunuz. Satış sonrası ve satış, hı-hı, sonrası hizmetler birçok sektörde var. Yani işte, tabii, her sektörde, her sektörde var. Ama demir çelik sanayinde, hı, özellikle bizim üretim ihtisas sahamız olan yassı mamul saç konusunda biraz şeyiz, yani geriyiz bu konuda. Hı. Daha çok önem verilmesini, gençlerin özellikle bu mesleğe daha çok rağbet göstermesini, hı, istiyorum, kesinlikle, açıkçası. Bir metalürjist olarak bu konuda eksiğimiz var. Evet. Çünkü bu ülkemizin değerleri. Tabii ki. En iyi şekilde bu kullanılmalı, pazarlaması yapılmalı hem ülke içinde hem ülke dışında. Tabii ki. Şu anda ithalat da yapıldığı gibi ihracat da yapılıyor. Tabii, çok önemli güzel bir şey. Tabii. Türkiye ekonomisinin temel taşlarından bir tanesi lokomotif sektörüdür, evet, demir çelik. Kesinlikle. Demir çelik sektöründe de yassı mamul kısmı biraz daha, hı-hı, işte son yıllarda artan öneme sahip. Ama hala eksiğiz. Hala özellikle gençler, hı-hı, metalurji konusunda biraz kafalarında soru işareti var. Evet. Hiç çekinmesinler. Bu mesleği seçsinler diyorum. Harika bir mesajdı. Abdullah Bey, sizinle sohbet çok keyifliydi. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Rica ederiz. Bize şeref verdiniz. Sağ olun. Sağ olun efendim. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.